saatte kim acaba? Açtan kapıyı. Kaç hemen. Aç kapıyı. Hemen kaç. Arkadaki camdan çık. Hadi. Hayır. Aç ulan kapıyı. Hemen dedim. Vakit yok. Hadi. Yeşim, aç kapıyı. Aç ama kapıyı. Sen. Git. Ben bulurum seni. Ahmet. Aç ulan kapıyı. Açsana sen kapıyı. Aç çok çakıracağım. Aç ulan. Hadi. Ne olur. Git. Aç git. Kapıyı yoksa kıracağım. Aç şu kapıyı. Aç kapıyı. Evde kılıverseydin canım, romatizmaların azacak yine. Hava sert. Aman canım, yatsam da azıyor, kalksam da bu meret. Hiç olmaz. Aç lan. Aç lan kapıyı. Aç. Aç. Gülsün nerede? Nerede? Köpek. Bırakın lan bizi artık, ha? Bırakın. Bırakacağız ama. Leşini. O sizin bacınız. Kardeşiniz sizin. Neden böyle? Bacımız falan değil, o bizim. O da namussuz. Sen de. Bey yazık valla. Anlamadım ki Neriman. Yolda birden çıktı karşıma. Bacağı hafif çürük. Düşmüş galiba.
O neyse de yüklü bu kız. Hamile. Öyle mi ya? Allah Allah. Fark etmedin mi canım? Karnı burnunda kızın. Nereden bileyim Neriman? Sen de yani. Neyse. Konuşturalım şunu da bir çaresine bakalım bari. Bitti mi? Ahmet bitti baba. Ya o. Bacınız. Kaçtı baba. Kaçtı mı? Ahmet oyaladı bizi baba. Vardığımızda da uyumuyorlarmış zaten. Öyle olunca da biz... kaçırdık elimizden. Gidin bulunalım. Kızım kardeş bacıya nasıl yapıyor bunu? Tövbe tövbe. Babamın rızası olmadı. Aileler düşmanmış eskiden. Ama ben yine de... yine de kaçtım Ahmet'le. Ama evlendiniz değil mi? İstanbul'a gelince evlendik. Ama affetmedi babam. Hatta sattı savdı o da geldi İstanbul'a bizim peşimizden. Allah Allah. Kardeşlerimden çok kaçtık. Çok ev değiştirdik. Ama gece yine buldular bizi. Sonra silah sesi duydum. Kıydılar Ahmet'e. Kıydılar. Dur evladım, belki o değildir. Ne bileyim, kurtulmuştur inşallah. Telaş etme hemen. Hay Allah. Polise gitseydik Mümtaz. Çok geç kaldık, çok. Dedi ya kız hatun, orada beni de bulurlar, babama haber verirler diye korkuyor. Ama canım ne bileyim yani, bir şeyler yapmalıydık. Durun hele. Ben şöyle etrafa sezdirmeden bir kontrol edeyim. Allah muhafaza. Bir vukuat olduysa zaten mahalleli duymuştur. Hadi öyleyse. Hadi. İlaçlarını aldın mıydı? Aman canım bekleyiversin. Kızım sen de iyice dinle. Allah kerim inşallah. Ahmet'i bulursanız. Merak etme kızım. Merak etme sen.
Hadi. Hadi güle güle. Kimse yok mu? Buyur. Kime baktıydın? Polisleri arıyorsan az önce gittiler. Şey... Ahmet Yiğit'in evi mi burası? He. Allah rahmet eylesin. Olacak şey değil vallahi. Öldü mü? Gece kurşunlamışlar. Yazık. Bir de hanımı vardı. Onu da götürdüler mi artık? Ne yaptılarsa. Millet haydutluğu iyice ele aldı hanım. Sana kolay gelsin kızım. Akrabası falan mıydın amca? Yok. Ben... Kahvede anlattılar da... Merak işte. Tam telaşa memurum. Çocuk rahmetli olmuş Neriman. Kızım. Yapma, yapma. Metin ne ol yavrum. Hay Allah, bir doktor getirmem lazım. Yahut da kızı hastaneye götürelim. Yavrum. Ne yapacağız şimdi? Ey yarabbim ya Resulallah. Kızım yavrum. Kendine gel. Sağ Sultan bile bilir bizim yaptığımızı. Polis mi bilmeyecek? Babamı götürüyorlar. Sorma.
uyuyacaklar. Baban bir şey demez elbette. Biz yandık. Yandık mandık. Şu kızı da bulsaydık. Zaten bulamazsak bizi polis falan değil, babam gebertir. Hadi. Ha. Ha, evet bizim. Babasısınız galiba. Evet. Babası. Babasıyım ben. Hemşerim, ha? Hastaneye gitti onlar. Evde yoklar. Hastaneye mi? He, şu yakında bir hastane var ya. O kızı hastaneye götürdüler. Şşş, Ali. Hastaneye gitmişler. Hastaneye mi? Ha? Kızı götürdüler dedi komşuları. Gidelim hemen. Hadi gidelim. Kızım, buradayım.
kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? Asıl sen kimsin be? Siz kardeşlerisiniz değil mi? Hadi baba git işine. Hiçbir yere gitmiyorum. Oraya giremezsiniz. Bana bak. Hadi oradan be. Eğer sen onunla bir el sıksan bana, siz daha kıza ulaşamadan herkes doluşur buraya. Eğer yüreğim yeter diyorsan sık. Sıksana! Babalık, sana para veririm. İhtiyar karını alır, evine gidersin ha? Ne diyorsun? İnsan olan kendine sığınan adamı parayla satar mı? Ahmak herif! Defolun hadi! Defolun! Sana da gelecek bu sıra. Abileri geldi. Abileri mi? Evet. Öt zötle kovdum. Ama nereye kadar bilmem. Ne yapacağız Mümtaz Bey? Sırf kız olsa neyse hadi. Ama iki ucu da bela bu işin. Ne bileyim hanım. Ama kendisi kalkıp gitmedikçe ben bu çocuğu kapıya koymam. Ahir ömrümüzde bir işe arayalım hiç olmazsa. Hoş geldin. Niye geciktin? Aktara uğradım ben. Aktara mı? Bazı otlar tavsiye ettim. Öyle. Hani şu kaynatıp içersin ya. Kız için. Nasıl oldu? Bedeninde bir şey yok. Ama ruhu ne hale? Allah hepimize yardım etsin. Amin. Daha sonra dinlen sen. Dinlenmene bak. İçim evladım. Başına gelenleri taşımak zor. Lakin insanın elinden yaşamaktan başka bir şey gelmez. Biz seni bırakacak değiliz. Bizim çocuğumuz hiç olmadı. Allah ahir vaktimizde bir evlat verdi deriz kendi kendimize. O yüzden sen ateşini küllendirmeye bak kızım. Bir an evvel kendini toparlamaya bak.
Gerisine Allah kerim. Hep birlikte göğüs gelmeye çalışırız. Kalkayım ben. Nereye? Ne bileyim. Kapı önüne. Geçmiş olsun. Baba, geçmiş olsun. Nasıl bıraktılar baba? Tutuksuz yargılayacaklarmış. Boş verin siz onu. Bacınızı buldunuz mu? Hanım. Bilmem. Onlar geldiler. Dur kızım bakalım dur. Telaş etme bu kadar. Bu saatte kim olur başka? Mutlaka onlardır. Dur çocuğum dur. Sakin ol yavrum. Sakin ol. Yapma yavrum. Siz burada bekleyin. Mümtaz ne yapacaksın? Bekleyin dedim. Korkma kızım. Kim o? Kızın babası. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim adam? Sendeki emaneti almaya geldim. Sen bana bir emanet vermedin. Bas git hadi. Bu bunakla mı uğraşacağız be? Yüklen lan kapıya. Size basın gidin dedim. Bana bak.
evlatı bırak şimdi de ver kızı. Seninle bir işim yok benim. Ama benim var. Hadi defolun. Canına yazık. Asıl Yeşim kızın canına yazık. Mümtaz amca değil mi ya? Evet ya, Mümtaz amca. Yanındakiler kim baksana? Silah var ellerinde. Polise mi haber versek acaba? Evet ya, polis çağıralım. Hadi. Hadi. Mümtaz, sen ne yapıyorsun öyle? Mümtaz amca nereye gidiyor? Bilmem ki kızım, söyler mi hiç? Musadın sen be. Can pazarında esnaf mısın be arkadaş? Habire candan dem vurursun. Ulan biz namus için dünyayı yakarız be. Sen ne yapabileceğini sanıyorsun? Namus mu? Namus öz kızının canı mıdır be adam? Rızam olmadan kaçtı. El içine çıkamadım. O çulsuz köpeğe sattı benim itibarımı. Ve sen de bu lekeyi... Yapa karnı tok benim. Sen karışma bu işe. Ben bu işe karışırım. Öyleyse senin akıbetin de onun gibi olur. Benim akıbetim falan yok, tamam mı? Senin gibi karton tulumbacılardan da hiç haz etmem. Şimdi ben bu kıza bakacağım. Günü gelince de tekrar telli duvaklı gelin edeceğim. Geline ne gerek bilir misin tulumbacı başı? Ne? Bir kurban, iki çeyiz. Ben seni öldürürüm. Oğulların da beni. Tabii eğer senden sonra akıllanmazlarsa. Yani sen kurban olursun. Şu ihtiyar Mümtaz'ın canı da çeyiz. Ne dersin? Allah! Sen deli misin bu adam? Deli falan değilim. Yaparım dediğimi. Allah! Yapma! Kulun kölen olayım, yapma! Eşim senin için yok. Sen de onun için. Tamam mı? Tamam. Tamam, yapma. 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 Tamam.
Baba. Baba. Ne yaptı herif? İlişmeyin sakın. Ama. Hayır. Bitti. Ama baba. Bitti dedim, tamam mı? Mesele kapandı. Bir kurban, bir çeyiz. Bitti. Kahve aldık mıydı ya? Aldık. Emin misin? Ayol 40 kere baktırdın torbaya, aldık işte. Pek heyecanlısın ama olmaz ki. Yani evden 7 gelin çıkarmadım ya. Hı-hı. İstemeye gelecekler akşam. Kolay mı yani? Vallahi zor. Ben çıkıp almam söyleyeyim. Bak o da kapılarda zaten. Sağ ol kızım, sağ ol. Vallahi işim kız. Kuru yavan, acı soğan. Elimizden ne gelirse artık. Mümtaz Baba'nın gücü ancak buna yeter. Mümtaz Baba bana kimsenin gücünün yetmediği bir çeyiz verdi. Ben daha ne isterim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.